Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tuzlu torpil kuru pastası yapacağız. Ben gerek malzemeleri kattım buraya. Yoğurma işlemini yapacağım. Bakın onun etrafına aldım. İçine toz şekeri, yumurta sarısını, tuzunu, mayasını, yağı, maydanoz ve kaşar. Çok lezzetli bir kuru pasta. Normal tuzlu kuru pasta yerine bunu yaparsanız, yani bir çeşit olarak bunu yaparsanız çok güzel verim ve çok güzel müşteri toplayabilirsiniz bu kuru pasta üzerinde. Çünkü gerçekten damak tadına çok yakışan bir lezzettir. Maydanoz, kaşar, maya, kabartma tozu. Gayet güzel bir şey. Sıvı şanti. Yumurtanın sarısı sadece. Yumurtanın sarısı bildiğiniz gibi biraz daha gevreksi yapar yani kuru pastaları. Ben biraz yoğurduktan sonra devam edelim diyor. Arkadaşlar hamurumuz toplandı. Arkadaşlar hamurumuz kıvamı bu şekilde. Hafiften sert olur. Çok yumuşak olmaz zaten. Yerken lezzetsiz olacağı için. Çok sert. Ne de çok yumuşak olması lazım. Çünkü hafiften sert olduğu zaman biraz yerken gevreksi olur. Böyle dağılması daha çabuk olur. Bu yüzden dolayı bütün tartışmalarımız zaten. İşlemeye geçince devam edeceğim. Arkadaşlar tavamızı ince bir şekilde yağlıyoruz. Ayçiçek yağıyla yağladık. Az bir miktar bulamıyoruz elimizde tezgah yapışmasın diye. Ve başlıyorum işlemeye. İstediğiniz şekli verebilirsiniz ama bunun orijinal çeşit şeklini ben size gösteririm. İnce bir şekilde uzatıyoruz. Tabii ki de boyut size kalmış. Ben size birer sıra farklı çeşitler yapayım. Farklı şekiller yapayım. Siz o şekilde nasıl istiyorsanız şeklini ona göre yapın. Ama bunun orijinal şekli budur yani. Bu çeşidi yapacağınızda sadece bu şekli yapın yani. Eldiven neden kullanmadık gibi sorular olmasın şimdiden söyleyeyim. Eldivenle hamur işlenmez arkadaşlar. Çok kolay olan bir iş değildir hamur. Eldivenle sadece gösteriş amaçlı yapılır. Bunu açık yüreklikle size söyleyeyim. Çoğu işlerde kullanmaz eldiven. Kullanmaz gerekenleri zaten kullanıyorum. İçinde kaşar, maydanoz dediğim gibi gerçekten çok lezzetli bir kuru pasta. Şimdi başka bir şekil gösterelim. Bunu da inceltebildiğim kadar inceltelim. İkiye katlayacağız çünkü. Bu şekilde uzun ve ince.
Drop atalım. Arkadaşlar bir farklı çeşide geçiyorum şu anda. Gene ince şekilde uzatıyoruz. Gene build yapacağız. Bunu katlayıp birleşim noktalarını birleştiriyoruz bu şekilde. Bu çeşit sizler için şekil olarak ve lezzet olarak bir ürün olarak yapıyorum. Hani normal bir şekilde değil. Tavalarımızı tek çeşit olarak diziyoruz. Sadece dediğim şekilde sizlere fikir olma amacıyla yapıyorum bu çeşidi. Çeşitleri daha doğrusu. Raf atalım. Bir farklı çeşide geçiyorum. Herkesin bildiği gibi. Kimi gözlük diyor, kimisi B harfi diyor. Bu şekilde. Videoyu da çok sıkmak istemiyorum aslında ama çeşitleri nasıl yapıldığını görün. Biraz yavaş yapayım daha doğrusu. Yani alıyoruz. Uzatıyoruz. İki uzun yerinden ortaya doğru birleştiriyoruz. Bunu yaparken. Bırak atalım. Farklı çeşide geçiyorum. Bunu biraz yakından göstersin. Arkadaşlar uzatıyoruz aynı şekilde. Bir onun üstüne atıyoruz, bir öbür tarafın üstüne atıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şu ucunu hafiften bastırıyoruz bu şekilde. Bu şekilde ters çeviriyorum. Uçlarını hafiften sıkıştırıyorum arkadaşlar bu. Kendimi kaplıyorum bazen işlerken arkadaşlar, normal işliyormuş gibi yani video çekmeyi unutuyorum bazen. Hızlı yapıyorum. Bu yüzden biraz daha yavaşlamaya çalışıyorum. Dur atalım başka çeşitli. Bir farklı çeşitle geçiyorum. Aynı şekilde uzatıyorum. Bir oraya bir oraya. Aynı şekilde. Bunu da bastırmadan bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yavaş atayım biraz daha. Bu şekilde uzatıyoruz. Bir onun üzerine bir ötekinin üzerine çapraz bir şekilde alıp bu şekilde tamam diziyorum. Görüntüden dolayı kusura bakmayın. Biraz güneşli hava olunca dışarıdan bu şekilde oluyor. Malum pencere arkamız hemen. Bırak atalım. Aynı şekilde farklı bir çeşitle yapıyorum. Aynı şekilde uzatıyorum. İkiye büküyorum. Biraz yaklaştırıyorum. Kalınla incelin, kendiniz ayarlayın tamamen. Ama çok kalın olmaması lazım. Ortadan birleştiriyorum. Bir fazlalığı alıyorum bu şekilde. Arkadaşlar tekrar anlatıyorum. Uzatıyoruz. Ortasında böyle kıvırıyoruz. Fazlalıklarını kesip atıyoruz. Farklı bir çeşitler yapıyorum arkadaşlar. Biraz teferruatı kafalar istirebilir. Yavaş göstereyim. İnce uzun yapıyoruz. Ortadan yaparak da ötekini de onun üzerine atıyoruz. Ters çevirip bu şekilde sağlıyoruz. Bırak atalım. Arkadaşlar bir farklı çeşitler yapıyorum. En kolaylarından biri zaten bu. Çok büyük yapmadan minik simit şeklinde
Ben bu şekilde yapıyorum. Bunu farklı bağlayanlar da var. Ben o şekilde bağlayamıyorum daha doğrusu. Ben böyle gördüm standa. Bu şekilde açılmıyor zaten. Dur bakalım. Son bir çeşitim daha yapıyorum. Bu da çok basit bir. Parmağımızı uzatıyoruz. Birbirimize dik dibe yaparsanız da pek sorun olmayacaktır. Neden sorun olacaktır? Tuzlu hamur çok fazla kabaran bir hamur değildir. Bu yüzden dolayı. Bu arada arkadaşlar elektrikler yokken videoyu başlattıydım. Elektriğimiz sonradan geldi. Bunun da haberini vereyim, birileri geldi. Bu yüzden dolayı. Tamirciler ancak gelebildi. Çeşitimi bir şekilde göstereyim. Daha şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu yumurta sarısı ile yağlayacağım. Sadece yumurtanın sarısı ve içerisine göz kararı çok az bir toz şeker ve maya eklerseniz veyahut da bunlar yoksa pekmez az birkaç damla atarak da renk vermek için düz sadece yumurta sarısı yağlarsanız çok sonuç alamazsınız. Dediğim gibi şeker veyahut da şeker ve maya ikilisi veyahut da pekmez ile. Arkadaşlar hafiften bastırmamız lazım yerinden oynamasınlar diye yağlarken. Yerleri fazla akıtmamaya dikkat edelim. Çünkü çok yağlama akarsa yerinden kalkmaz, kırılırlar, emekleriniz boşa gider. Bu yüzden dikkatli ve yavaşça yağlayın. Yağlama bittikten sonra devam edelim. Arkadaşlar bu sene farklı farklı süslüyoruz normalde. Siz nasıl süslemek istiyorsanız tabii ki de. 3 tane atıyoruz yani ortalarına, başına ve sonuna. Sadece son. Evet, sadece şöyle göreyim. Karışım. Bu şekilde. Arkadaşlar ben bu şekilde süsledim ve 210-220 derecelik sıcak fırında atmam lazım. 10 dakika 15 dakika kontrollü şekilde pişireceğim. Sonucunu paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar kuru pastamız çıktı. Daha sıcak olmasına rağmen hala dağılıyor, görüyorsunuz. Tarifi açıklama kısmında paylaşacağım. Yorum yapmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.